Merhaba, InvestAZ'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Geçen haftanın son işlem gününe piyasalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinde yükseliş trendinin devam ettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta Cuma günü günün ilk yarısında Fransa'dan büyüme verisi gelmişti. %0.4 olarak bekleniyordu ve beklentiyi karşıladı. Paritede çok yüksek bir etkiye sahip olmadı ancak Euro bölgesi ve Almanya PMI verileri beklentinin üzerinde gelmesiyle Euro'nun dolar karşısında değer kazanımını gördük. Günün ikinci yarısında ise ABD'den gelen çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve PMI verisi beklentinin altında kaldı. Euro-Dolar'da yükseliş trendinin devam etmesine neden oldu. Yükselişlerde 1.08 seviyesinde hareket eden paritede yine takip edeceğimiz direnç noktaları 1.08.20 ve devamında 1.08.50 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.07.40 ve 1.06.80 seviyeleri destek noktaları olarak canlılığını korumakta. Kur tarafına bakacak olursak ise kurda da yataylık devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi geçen haftayı da yatay bir seyirde kapattı kur. Veri akışı bakımından yurt içinden çok fazla bir veri akışı yoktu. ABD'den dün geçtiğimiz hafta Cuma gününün ikinci yarısında yani öğlenden sonra ABD verilerinin beklenenden düşük gelmesi kurda kısmi satışlara sebep oldu. Buradaki geri çekilmelerde yine 61.20 seviyesi ilk destek noktamız, kırılması durumu söz konusu olursa 3.60'lara kadar geri çekilmeyi görebiliriz. Yükselişlerde de yine aynı şekilde özellikle 3.62 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmemiz durumunda 3.60'ı 40 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak, altın tarafında da doların global piyasada zayıflamasıyla zaten altında bir yükseliş eğilimi devam ediyordu. Altın 1240 ile 1250 bandı arasında bir dinlendiğini görüyoruz bu noktalarda. Geçtiğimiz haftayı da yine bu seviyelerde kapattık. Veri akışının geçen hafta çok yoğun olmaması altında da hareketliliğin sınırlı kalmasına sebep oldu. Son işlem gününde ABD verilerinin çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve PMI verisinin beklentinin altında kalması altının 1243 seviyelerden tekrar 1248 seviyelerine kadar bir yükselişine sebep oldu. Burada direnç noktası olarak takip edilebilecek hala 1250 seviyesi var. 1250 seviyesinin üzerine atma durumu söz konusu olursa 1258 seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi görebiliriz. Geri çekilmeler kısa vadeli olarak altında hala alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam edebilir. Burada da 1243 ve 1234 seviyeleri destek noktaları olarak altında takip edilebilir. InvestAZ'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar dilerim.